tarikatın ve sahbâbel hayrı fil cemiyye. Bu rüyalar meselesi devamlı insanlar için bir mesele oluyor. Rüyaların tabi gene bir kısımlar var. Peygamberlere olan rüya olan o hakiki rüyadır. Onlar Allah'ın emrini bazı peygamberlere vahiy gelmeyip doğrudan rüyadan emirler gelirdi. Ya hem rüya olur hem vahiy olur. Ama insanlar için, normal insan için rüyayla amel olmaz. Rüya gören insan bunu bana emrolu rüyada onu yapayım. İyiyse yapabilir de ama başka türlü hayatı için bunu yapacağım, bunu yapacağım deyip de gördüğü rüyaya göre amel etmesi gerekmez. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin emri belli, yapacağı şeyler belli. Hayırlı rüyalar olur, onlar hayra yormak, hayırlı vesile olur. Kötü rüya görürse onu da anlatmamak iyi olur, ondan da bir zarar gelmez. Anlatıp da herkese anlatırsa o vakit tefsir, yani açıklama yapan insan iyi yaparsa iyi olur, kötü yaparsa kötü olur. Onun için herkese de anlatmak iyi değil. Yani kendi kafasına göre yapmak. İyi gördüyse Allah'a hamd etsin, şükretsin. Kötü gördüyse gerekmez, anlatmadıktan sonra bir zararı olmaz. Çoğu insan biraz dünya ehli zaten fazla bir ehemmiyet vermez ama gene insanların gördüğü rüyanın altında tesirinde kalan çok insan var. Moralleri bozuluyor. Biz kötü rüya görüyoruz. Kötü rüya görürsen o anlatamadıktan sonra mühim değil. İyi rüya gördüysen onu da Allah'a hamd et, şükret, hayırdır inşallah deyip o hayırsa yani normal istihare yapmadıktan sonra onun bir ona tabi olması gerekmez. Şu insan seninle evlenecek, şu insan iyidir, şu insan kötüdür diye o rüyaya göre insanlara iyi kötü olarak bakmak gerekmez. Çünkü o ancak peygamberlere hakiki rüya olup da ne yapacağını söyler. Onun için bir şey olarak, şeriat olarak rüyayla amel olmaz. Rüya hayırsa hayırdır. Ama rüyada sana bir iyilik yapma dersen, şu insan iyidir, şu insan kötüdür rüyada görsen, ona fazla ehemmiyet verme. Çünkü yok, hiç yoktan suizan yaparsın, kötülük bulursun, Allah muhafaza etsin. Onun için yani o rüya meselesi dikkat edilecek meseledir. Bahusus tarikat ehline. Tarikat ehli biraz şey yaptı mı bu defa şeytan o kapıdan giriyor. Sen rüya görüyorsun, sen şu ölçün diyorsun. İyi kötü, kötü iyi gösterebiliyor yani. Şeytanın rüyalar da var. Onun için
dikkat edin, Allah muhafaza etsin, nefsimize uymayıp nefsimizi devamlı aşağıda tutalım. Nefsimizin istediği şey yapmayalım. Bu rüya meselesi de dediğimiz gibi şeytani var, rahmani var. Görünen insanın hayalinde gündüz ne yaptıysa gece gördüğü rüyalar da olabiliyor. Onun için rüya meselesi dikkat edilerek mesele. Hayra vesile olsun ki sen bu rüyada sana emir geldi, sen şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap diye kalkıp da o rüyanın emrine gitmek gerekmez. Allah hayırlara vesile etsin rüyalarımızı inşallah. Her türlü hayır olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Fatiha.